Hocam benim bir sorum var. Sosyal medyada şey dönüyor. Bu özellikle Uzak Doğu ülkelerinde insanlar yemek yerken kendilerini videoya kaydediyorlar. O yemek hışırtılarının insanları rahatlattığını söyleyen bir akım var. Ve böyle bayağı yemek yiyorlar. O hışırtılara, hoşurtuları kaydediyorlar. Autonomous Sensory Meridian Response. Yani Türkçe'de otonom duysal meridyen tepki diye geçirmişler. Evet. Bu şöyle, beyinde bir şey mi salgılanmaya başlıyormuş o sesleri duyunca? Böyle bir rahatlama, bir gevşeme geliyormuş. Bende de şöyle bir şey vardı hocam. Ben normalde televizyonda asla uyuyamam. Televizyondan gelen sesle. Yani 3 oda ötede de otursam, asla oradaki sese odaklanırsam asla uyuyamam. Bir ara çok ciddi uyku problemi çekiyordum. Gece kalkıp işte battaniyemi alıp kanepeye geçip televizyonu açıp böyle bir şeyler izlerken uyuyayım falan derken bir şeyle uyuduğumu fark ettim. O da şu, yemek programları. Ne anlattı hakkında hiç fikrim yok. Oradaki tak taklar, tuk tuklar, oradaki o pişirme sesleri bilmem nelerle ben böyle mışıl mışıl uyuyordum, uykuya geçiyordum. Şimdi bu ASMR çılgınlığı da başlayınca bu yemeklerle ilgili. Onu bir sorayım dedim. Bunun nedir, ne alakası? ASMR ile ilgili ben yaklaşık 2 hafta kadar önce bir tanışıklık yaşadım. 2-3 hafta önceydi galiba. Biraz araştırmasını yaptım. Tecrübi bilgiler dışında çok fazla bir şeyimiz yok. Bulabildiğim bilimsel bir araştırma kaynağı vesaire yok. Fakat çok anlaşılmaz gelmedi bana açıkçası. Şu anda bir eğitimli tahmin yürütebilirim bu konuyla ilgili. Televizyon seyrederken senin uyuyamama örneğin ya da yeknesak seslerle vesaire, daha doğrusu yeknesak sesler demeyelim, anlam içeren, çözümlenebilir sinyallerle beraber zihni aynı zamanda uyarmış oluyoruz. Yani zihnin uyuyabilmesi için uyarımının azalması gerekiyor. Fakat birisi sözler söylediğinde, belki bir müzik çaldığında, bir şey olduğunda onu çözümlemek için beyin uyanık kalmaya çalışıyor. ASMR denen kayıtların birkaç tanesini dinledim. Bunların büyük bir çoğunluğu vejetatif sesler diyebileceğimiz, İnsanın beslenirken, öz bakımını yaparken ya da herhangi bir yaşamsal işi yaparken çıkarttığı seslerin bir kombinasyonu aslında. Bir tanesi beni kendimden geçirdi gerçekten. Neredeyse bir abi mikrofonu boğazına sokmuş ve patates kızartması yiyordu. Çiğnemenin bu kadar çirkin olabileceğini daha önce tahayyül etmemiştim bir fizyolog olarak. Bir şekilde gözünüzü kapatıp dinlediğinizde o çiğneme yutma seslerinin aperiyodik, organik, yani yeknesak tekrarlı olmayan, her gün hayatta duyduğumuz şeylere benzer tanıdık yapısının olması muhtemelen bizi rahatlatıyor gibi. Zira ben de öyle bir şey fark ediyorum. Ha, bu tip bir rahatlamayı biz ne de yaşarız? Yani beynin daha diğer başka tecrübelerinden çıkarmaya çalışırsak, mesela dikkat odağımızı azaltan, farkındalık çalışmalarında olan şeyler, ön beynin belli bölümleri devreden çıkar. Stres sistemi yatışır. Beynin asosyasyon ya da ilişkilendirme alanları daha çok çalışmaya başlar. Insula dediğimiz o iç farkındalık bölgesi beyinde, o gizli lobumuz daha fazla aktivite göstermeye başlar. Vesaire vesaire. Bu arada ön beynin bazı kısımları devreden çıkarken bazı diğer kısımları, yani birleştirici, sakinleştirici kısımları devreye daha çok girer. Bütün bu resmi düşündüğümüzde belki o ASMR'de yaşanan durum böyle bir etkiye sebep olabilir gibi, ama bunun için tabii kesin konuşmak için beyin görüntüleme çalışmalarına ihtiyaç var. Tabii ki çok tuhaf sesler de gördüm. İnternette çok enteresan videolar da gördüm. Hani cılkı çıkarma dediğimiz durumun burada da gerçekleştiğini görüyoruz. Bakalım bu iş nereye kadar gidecek? Ah, bu yeni nesil yok mu? Böyle işte. Morgan Freeman'ın mesela kalın sesler için olan tavsiyesi geldi aklıma. Onu da hemen paylaşmak isterim. En sevdiğim tavsiye, hani o kalın sesiyle böyle sunumlar yapar ya, sesi daha kalınlaştırıp, toklaştırıp, etkileştirmenin en iyi yolu bol bol esnemektir demişti. Şu anda bizi seyreden kaç kişi esnedi? Bir sonraki videoda esnemenin neden bulaşıcı olduğunu konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Tabii bunu konuşmuşken Açık Beyin kanalının özel bir kültür hizmeti olarak size de birkaç ASMR göndermek istedik. İşte. Gibi yani. İyi uykular.